Helikobakter pylori tedavisi ve bir mucize kür. Geçmiş yıllarda doktorlar mide rahatsızlıklarının başlıca sorumlusu olarak baharatlı yemekler, sigara ve stresi gösteriyorlardı. Tüm bu saydıklarımız mide üzerinde olumsuz etkiler göstermesine rağmen en büyük etken 1982 yılına kadar keşfedilmemiş olarak kaldı. Pek çok mide rahatsızlığı ve ülserin asıl sorumlusunun Helicobacter pylori olarak bilinen bir bakteri olduğu ortaya çıktı. Helicobacter pylori mide astarına yerleşerek midede iltihaplanma ve enfeksiyona neden olan bir bakteri türüdür. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre dünya nüfusunun %66'sına yakın bir kısmında bu bakteri bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran %80'e kadar çıkıyor. Ömrünün sonuna kadar midesinde bu bakteriyle yaşayan ve bunun farkına varmayan pek çok kişi bulunmaktadır. Oldukça bulaşıcı bu bakteri çok belirgin bir belirti göstermese de midede şişkinlik, gaz, mide yanması ve hafif bulantı hissine neden olabilir. Helicobacter pylori ayrıca gastrit ve ülsere neden olmakta ve mide kanseri riskini 6 kat arttırmaktadır. Bakterinin tedavisi için genelde antibiyotik kullanılmaktadır. Yalnız antibiyotik kullanımı faydalı bakterileri de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca son yıllarda bu bakteri antibiyotiğe direnç göstermeye başladığından doğal tedavilere yönelmek çok daha sağlıklı ve etkili görünmektedir. İsterseniz Helicobacter pylori'yi tedavi eden gıda ve kürlere hep birlikte göz atalım. 1. Probiyotikler. İyi bakteri olarak bilinen probiyotikler sağlıklı bir sindirim sisteminin vazgeçilmezidir. Düzenli probiyotik gıdalar yiyerek sindirim sisteminde sağlıklı bir bakteri oluşumu sağlayabilirsiniz. Yoğurt, kefir, turşu ve bazı peynir türleri probiyotiktir. Haftada 2-3 öğün bu gıdalardan yiyerek yeterli probiyotik alabilirsiniz. Ayrıca probiyotik takviyesi de kullanabilirsiniz. 2. Yeşil çay. Yeşil çay, Helicobacter pylori bakterisinin büyümesini baskılayan bir bitki çayıdır. Araştırmalar, yeşil çayın bakterinin neden olduğu mide mukoza iltihaplanmasına iyi geldiğini göstermektedir. Yeşil çay, bakteriyi hem baskılar hem de neden olduğu mide rahatsızlıklarını tedavi eder. Yeşil çayda bulunan kateşinler, bakteriyle savaşan çok güçlü antioksidanlardır. 3. Sarımsak. Sarımsak doğal bir iltihap gidericidir, hatta antibiyotik özelliklere sahiptir. Pişmiş veya çiğ sarımsak yemenin Helicobacter pylori'yi öldürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir araştırmada öğlen ve akşam yemeklerinde orta boy 2 diş sarımsak yiyen kişilerde bakterinin ciddi oranda azaldığı görülmüştür. 4. Brokoli. Brokoli yüksek miktarda sülfür içerir. Sülfür, antioksidan etkisi olan ve detoksa yardımcı bir maddedir. Araştırmalar haftada 2 kez brokoli yiyen kişilerde bakterinin azaldığını göstermektedir. Brokoli ayrıca bakterinin yol açtığı mide hasarına karşı koruma sağlar. İsterseniz İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği brokoli kürünü de uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 200 gram brokoliyi kaynar suya atın. Hafif ateşte 5 dakika haşladığınız brokoli suyunu 3 eşit parçaya bölerek sabah, öğlen ve akşam için. Suyu içtikten sonra 20 dakika boyunca bir şey yiyip içmemeye dikkat edin. Kürü 7 gün boyunca uygulayın, ardından 3 gün ara verin. Kürü bu şekilde dinlenme süreleri dahil 30 gün boyunca uygulayın. Eğer öğlenleri kürü uygulayamazsanız brokoli suyunu 2'ye bölüp sabah ve akşam içebilirsiniz. Kanalımızdaki videoların metinlerine şifabulun.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımız Mistik Yol ve Hayret Bir Şey'de zihninize ve kişisel gelişiminize fayda sağlayacak videolar bulabilirsiniz. Sağlıkla kalın.